çantayı problem çıkarmadan yerine ulaştırmanız gerekiyor. İkiniz de gözünüzü dört açın ve çantayı hiçbir zaman yanınızdan ayırmayın. Bu çanta tam bir saat içinde yerine ulaşması gerekiyor. Tam bir saat içinde bana ulaştıracağınız kişi telefon açacak ve çantanın vaktinde ulaşıp ulaşmadığını öğreneceğim. Kamil, bugün benim için çok önemli bir gün. Bu görevden sonra artık yerimiz çok sağlam olacak. Hele bir çanta yerine ulaşsın. Dile benden ne dilersen. Efendim, buyurun. Emanet bana hala ulaşmadı. Bir sorun yoktur umarım. Aman efendim, hiç öyle bir şey olur mu? Şimdi size hemen ulaşır. Belki trafik sorunu vardır. Ben onlarla irtibata geçip hemen size haberi veririm. Siz telaş etmeyin. Reis Bey, size olan güvencimi sarsmayacağınızı düşünüyorum. Her zaman güvenebilirsiniz. Dediğim gibi, trafikte sorun çıkmıştır. Hemen size geri döneceğim. Hay aksiliğe bak. Bu bana yapılır mı Kamil? Bu bana yapılır mı? Şimdi göstereceğim onlara. Ne oldu Kamil? Niye durdun? Efendim, emrettiğiniz gibi görevi yerine getirdim. Gerekeni yaptıktan sonra yanıma gel. İşte bu. Zaten bize lazım değildi. Biz de bugün bu çantadan kurtulmak istiyorduk. Az sen olsun. Benim olmasına benim olacak zaten. Ama hiç aklına gelmedi mi? Benim mesleğim bir gün bana ölüm getirir diye. Bir gün yanlışlıkla bir mafyanın malını çalıp ölümü bulacağım diye. Senin meslek çok tehlikeli meslek. Kap ve kaç. Ne basit bir düşünce. Biliyorum. Zaten bu işi bırakıyorum. Bugünden itibaren. İnan bana. Biliyorum. Biliyor musun? Nasıl yani? İyi yapmışsın. Kapıda niye dikili kaldın öyle? Gelsene yanıma. Gelsene dedim sana. Niye dikili kalıyorsun? Abi bunun bakışlarını hiç sevmedim ben ha. Hiç hayra alamet yok bunda. Evet haklısın kardeşim. Normalde adam eve girer gibi gelirdi ama bu sefer şüpheli gelir. Durun biraz. Ne olup bittiğini bilmeden. Gel lan buraya. Alacağım şimdi seni ayağımın altına. Evet, seni dinliyorum. Konuşsana oğlum, dilini mi yuttun? Abi. Nuriye bir şey mi oldu yoksa? Abi, vallahi benim suçum yok.
Ne oldu lan kardeşime? Söyle! 5 sene emanet etmedim onu! Söyle! Abi ben 2 dakikaya köşeden sigara almaya gittim. Geri geldiğinden evden çantayla biri çıktı. Kim işiyor? Sonra içeri girdim. Seslendim. Cevap veren olmadı. Yukarı çıktım. Abi vallahi affet beni. Söylesene! Öldü mü kardeşim? Söyle! Abi! Atom bileşi dışarı. Sen araştır şu çanta meselesi neymiş. Eve de birkaç tane adam yolla. Etrafta polis yoksa alsınlar getirsinler kardeşim. Peki abi. Lütfen yapma. Benim kararım değil. Bana öyle emir geldi, inan bak. Bu çantayla irtibata geçen adamlar mecbur infaz edilmesi lazım. Benim elimde olan bir şey değil. Peki sana emir verenler, senden bu çantayı aldıktan sonra seni hayattan bırakacaklar. Bunu düşündün mü hiç? Benim onlarla anlaşmam var. Bana bir şey yapmayacaklar. Dediğim gibi, bu karanlık dünyada dost yoktur. Anlaşmalar da Müslüman düşmanların Müslümanlarla yaptığı anlaşma gibidir. Ne zaman işler biter, anlaşma bozulur. Bunlar ne zaman amaçlarına ulaştılar, anlaşmayı bozarlar. Nasıl olsa seni öldürecekler. Onları öldürmeden seni ben öldürürüm. Yapma! Gel. Gel Musa, gel. Efendim, beni çağırmışsınız. Bu dosyayı Cengiz Boncuk'a ulaştır. Ne bir iş yapıyorsa şu anda bıraksın, sadece buna yönelsin. Efendim, haddime değil ama bildiğiniz gibi Cengiz görevini bitirmeden başa görev almaz. Musab! Ben ne diyorsam derhal onu yap. Bu dosya ümmet için çok önemli. Bu konuda başarınız olursa vay ümmetin haline vay. Derhal Cengiz'i bul, bu işe başlasın. Dosyanın içinde bütün gereken bilgiler yazıyor. Peki efendim. Musab! Buyurun efendim. O iki genç vardı ya, onların durumu ne oldu? Abisini yakaladık efendim. Kardeşim maalesef çatışmada hayatını kaybetti. Yazı bulmuş gence. Oldu tamam ya. Bana bu gelişmeyi de haberdar edin. Peki efendim. Hadi başarılar. Sen de kimsin? Soru sormaya bırak, arabaya hemen sür. Yasal yolu tarif ederim. Kemerini tak, polis bizi durduk yere durdurmaz. Efendim, adamı kaçırdım efendim. Ama yanında... Cengiz Boncuk mu? Kahretsin. Ulan yakışıklı, bir çuval inciri berbat ettin. Hüseyin de her şeye vurdu, sokmaya başladı. Bana çay koy. Hemen.
Arayan soran oldu mu? Yok abi, hiç kimseden ses yok. Abi, izini bulduk abi. Hazırlanın, gidiyoruz. Seni dinliyorum. Kimsin? Necisin? İzini zor bulduk. Kendini iyi sakladın. Bravo. Ama geç olsa da yine bulduk seni. Kimsin sen? Adım Boncuk. Cengiz Boncuk. Özel bir harekatın elemanıyım. Ulaşmamız gereken bir çanta var. O da sende. Senden onu almak zorundayım. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Yok bende çanta falan. Sen bizi kötü niyetli biri olduğunuzu zannediyorsun. Ama biz iyi taraftarız. Demin sana saldıran kişi, çantanın ulaşması gereken adamın elemanı. Demek ki onlar da senin izini bulmuş. Adını kimse bilmiyor. Beyefendi adıyla anılıyor. Çanta ona ulaşırsa, o zaman ne asan kalır, ne de sakalı üstün. Peki o çantayı imha etsek, hiçbir sorun kalmaz. Maalesef, işte tam burada yanılıyorsun. Çanta bir sürede sende, öyle değil mi? Peki neden ortadan kaldırmadın? Eminim içine de bakmışındır. Yapacak olsan zaten yapardın. Ama insanı öyle bir etki altına alıyor ki, insan o çantayı kaybetmekten bile korkuyor. Hep şu soru kalıyor aklımda. Neden herkes bu çantanın peşinde? Sen bunları nereden biliyorsun? Biz iyi tarafta olanlardanız. Artık güvenmen gerekmiyor mu? Peki vermezsem ne yapabileceksiniz ki? Beni öldürsen eline ne geçecek? Çantaya hiç ulaşamazsınız. Ben seni öldürmeye gelmedim zaten. Bu çantaya ulaşabilmek için hayatta kalman lazım. Ama seni ikna etmenin bir yolunu buldum. Sakın! Hadi, fazla vaktimiz yok. Çantanın olduğu yere gidelim. Bu Seyit'in nereden haberi oldu acaba? Yoksa büyükler bizimle oyun mu oynuyor? Bunu öğrenmenin bir tek yolu var. Şenol, arabayı hazırla. Ticaretime Çomak Sokağı'nı ziyarete gideceğiz. Çanta bu. Kontrol etmek istersen içine bakabilirsin. Onun burada olduğundan emin misin? Evet abi, eminim. Telefon sinyali buradan geliyor. Adam bu. Hadi inin arabadan. Tamam, hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Benimle geleceksin. Seyit abi seninle görüşecekmiş. O da kim? Varınca öğrenirsin. Uzun boylu, çık ortaya. Yanındaki, seninle işim yok. Sana bir dakika müddet veriyorum. Aksi takdirde kötü olur. Vaktin doluyor, ona göre.
Kendini fazla zorlama. Teslim ol. Tabii. Teslim olayım da canıma kıyım. Sen de kimsin? İki arkadaş vardı. Adları Nuri. Birisi benim kardeşimdi. Hani şu acımasızca öldürdüğün gençler var ya. Bu yeraltı dünyası yüzünden az kişi öldürmedim. Hangi birini hatırlayayım? Ben öyle isim falan tutmam. Sen merak etme. Ben sana güzel bir şekilde hatırlatırım. Patron, benim. Çanta bende. Ben buluşma noktasına geldim. Acilen gelin çünkü ben vuruldum. Tamam Cengiz, tamam. Oğlum anladım. Sen orada bekle, ben hemen geliyorum, okey. Musab! Efendim? Cengiz boncuk çantayı almış ama yaralanmış. Hadi hazırlan, arabayı hazırla, hemen ormaya gidelim. Efendim, bu mümkün olmayacak. Ne diyorsun sen Musab? Efendim, şu an beyefendi binaya teşrif etmiş bulunmaktalar. İcabına bak o zaman Musab, ne duruyorsun? Peki efendim. Merhaba Seyit Efendi. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. En son abim benim adıma bu şekilde girmişti. Biliyorsun sonu hiç hayırlı olmadı. Şenol dışarı çık. Peki efendim. Neden geldiğimi biliyorsundur. Evet. Tahmin edebiliyorum. Peki sen bu durumu nasıl öğrendin? Zamanında abimin işlerine engel oluyordun. Şimdi de benim işlerime engel olmaya çalışıyorsun. Bu da beni aşırı rahatsız ediyor. Sizler yeterince dünya düzenini bozdunuz ve kardeşleri birbirine vurdurdunuz. Birileri buna dur demesi lazım. Büyüklerden kimse seninle irtibata geçti mi? Ben onlarla artık irtibat halinde değilim. O benim için mazide kaldı. Hadi artık benim çok işim var. Git seni yorur. Peki öğrenmek istediğimi öğrendim. Ama şunu iyi bil. Doğudaki kardeşler rahat eremeyecek. Oradaki düzen büyüklerin istediği doğrultuda yürüyor. Fazla uzatma, yeter! Git artık! Ha, aklıma gelmişken abime sözüm vardı. Senin şapkan nerede?
Abi havalar soğudu, ben de dedim ki şapkamı değiştirip kulaklarımı düşündüm. Beni neden getirdin buraya? Neden öldürmedin beni? Evet, öldürebilirdim. Ama çok basit olacaktı. Sen! Kardeşimi öldürdün. O yüzden ben senin canını yavaş yavaş alacağım. Ölmek için yalvaracaksın. Senin kardeşin ve arkadaşın kendilerini ilgilendirmeyen işin içine soktular. O çantayı çalmamaları gerekiyordu. Bak gördün mü? Kardeşimi nasıl hatırladın? Kendini öldürtmemek için çıkış yolunu arıyorsun. O çantayı almamaları gerekiyordu. Tüm planı alt üst ettiler. O çantayı ben de merak ettim. Neyin nesiymiş böyle? Onu araştıracağım. Ama o şimdi bizim konumuz değil. Sen! Benim kardeşimi niye öldürdün? Ben bunu bilmek istiyorum. O çanta çok değerli bir çanta. Herkes onun peşindeydi. Ve ben ona ulaştım. Araya kardeşim ve arkadaşı girdi. Ve çantayı çaldılar. Ve onları takip ettim. Çantayı onlardan aldım. Madem çantayı aldın, niye öldürdün? Arkamda iz bırakmamak için. Demek iz bırakmamak için, öyle mi? Sana şu anda öyle eziyet edeceğim ki kardeşimi öldürdüğüne pişman olacaksın. Çekici ver. Dur! Ne yapıyorsun? Yeter! Öldürecekse adam gibi öldür. Al silah, çek, vur. Yetmez, yetmez. Daha bu ne ki? Sana uygulayacaklarımı bir bilsen. Çivileri ver. Buyur abi. Sen beni mi çağırdın? Hayır abi, kimseye bildirmedim. Bak bakayım o zaman. Selamun aleyküm. Kardeşlerim, acil düzenlemiş olduğum bu toplantıya katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Evet, kardeşlerim. Bildiğiniz gibi bizi oyaladılar, durdular. Bizim önümüze bir çanta attılar. Biz de bu çantanın peşinden koştururken bizlere büyük bir oyun oynadılar. Bizlere asıl davamızı unutturdular. Özgürlük dediler. Ekonomi dediler, yeni dünya düzeni dediler ve barış dediler. Onların sözlerinde durmayacağını bildiğimiz halde kendimizi dünyaya kaptırıp ahiretimizi unuttuk. Kardeşlerim, hepimizi bu gafletten uyanmaya davet ediyorum. Artık birlik ve beraber olmamızın zamanı geldi. Artık bu tesbihin taneleri gibi olacağız. Ve bu da ancak yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sünnetine sımsıkı sarılmakla olur. Eğer ki bu yoldan gitmezsek, şimdiye kadar yaptıkları gibi bu hainler daha nice kardeşlerimizin canına kıyarlar. Bizleri birbirimize düşürürler. Oyalamak için de ortaya bir çanta atarlar. Ve o oyun yüzünden boş yere insanlar ölür. Şunu bilin ki, iman varsa imkan da vardır. Şimdi sizlerden bir söz almak istiyorum. Üzerimizdeki oynanan oyunları bozmaya var mısınız?
Alo. Gönder gelsin. Efendim, emrettiğiniz gibi çantayı getirdim. Sağ ol Ali. Buyur Ali. Bir şey sorabilir miyim? Sor Ali. Benim merak ettiğim bu çantanın önemi ne? Neden herkes bu çantanın peşinde? Ali, yaşamak istiyorsan bilmesen daha iyi. Gidebilirsin Ali. Peki efendim.